Yeni bir hikayeyle daha sizlerleyim. Beğenip yorum yaparak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Selamünaleyküm. İsmim Muhittin. Sizlere seneler önce yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. O zamanlar köyden büyük şehre yeni gelmiş bir akrabamızın vasıtasıyla büyük bir fabrikanın ufak işleri ürettirmek için kullandığı şehrin epey dışında sayılabilecek bir atölyesinde iş bulmuştum. Köyde büyüdüğümden atölyede yapılan işlerle alakalı bilgim ya da tecrübem olmadığı için son dönemlerde yakın sayılabilecek çevre atölyelerde ve fabrikalarda geceleri yaşanan hırsızlık vakalarından dolayı beni bekçi olarak işe almaya karar verdiler. İşleri öğretmek ve sıfırdan eleman yetiştirmek yerine bu şekilde istihdam etmek onların da kolayına gelmişti. İki vardiya çalışılıyordu ve gece saatlerinde 5-6 saatlik bir boşluk oluyordu. Ben de bu boşlukta atölyeye göz kulak olacaktım. Atölyenin bulunduğu yer 5 sene öncesinde imara açılmış, oldukça ıssız sayılabilecek bir yerdeydi. Atölyenin bağlı bulunduğu fabrika tarafından farklı işleri ve fason gelecek işleri yapmak için kurulmuştu. Patronumuz, bölgenin de boş olmasından kaynaklı, ileriyi de düşünerek oldukça geniş denilebilecek bir arsayı alıp atölyeyi içerisine inşa ettirmişti. Küçük dediysem de o kadar da küçük sayılmazdı. Patronun ana fabrikasını kıyaslayarak böyle söylüyorum. Binaların dışarısında kalan o büyük alanın bir kısmı işçilerin molalarını rahatça geçirebilmeleri için güzel şekilde dizayn edilmiş olsa da büyük bir kısmı boştu ve eski ağaçların aralarına ekimler yapılarak sık şekilde ağaçlarla doldurulup etrafı çevrilmişti. Neyse, konumuza dönelim. İşe başlamamın üzerinden birkaç hafta geçmiş, iş yerine, çalışanlara ve çevreye iyice alışmıştım. Niyetim 1-2 ay kadar daha çalışıp, sonrasında akrabamın yanından ayrılıp, kendi ayaklarımın üzerinde durup yaşayabileceğim bir ev bulmak, ilerleyen zamanlardaysa annem, babam ve kardeşlerimi, kısacası yanıma gelmek isteyen kim varsa yanıma alarak yeni bir hayata başlamaktı. Akşam saat 8'de göreve başlayıp, 2 olana kadar vakit geçirip, atölye boşaldıktan sonra sabah 8'e kadar sürekli devriye atıp kontrol yapmaktı görevim. Saat akşam 6 sularında akrabamın evinde karnımı doyurdum. 7.30 gibi iş yerimin kapısına gelip hazırlandım, 8'de göreve başladım. Her şey her zamanki gibi normal gidiyordu. Ta ki saat 2'de paydos edilip fabrika boşalana kadar. 2.15 geçe bütün personeller servislere binip fabrikayı terk etmişti. Onların gitmesiyle dış kapıyı yani bahçe kapısını kilitleyip atölye içerisini kontrol edip kapılarını kilitledim. Normalde personeller ve vardiya amirleri çıkmadan evvel her şeyi kontrol edip kapatsalar da benim de son kez arkalarından kontrol etmem emredilmişti. En nihayetinde onlar da insanlardı ve yoğun çalışılan bir dönemde oldukları için dalgınlıklarına gelip gözlerinden bir şey kaçırma ihtimalleri vardı. Bütün kontrollerimi yaptıktan sonra bahçedeki devriyeme başladım. O günü ve o saati hiç unutamıyorum. Bunun birkaç nedeni var. Birinci nedeni çok korkmuş, öfkelenmiş ve etkilenmiş olmam. İkinci nedeni ise olası bir durumda polise, jandarmaya haber verdiğimde yaşanan olayın saat ve dakikasını vermem gerektiğiydi. Üçüncü nedeni ise patronlarıma da hesap verme zorunluluğumun olmasından, civarı izleyen kameralardan kaynaklı daha hızlı kontrol edilebilmesi için saatini not etmem gerekmesiydi. Saat 3.23 geçe devriye attığım sırada atölyenin arka tarafına, işçilerin dinlendiği parkın da gerisine doğru geçip ağaçlık alanın içerisini kontrol ettiğim sıradaydı her şey. Ağaçlık alanın iç tarafına doğru elimdeki feneri doğrulttuğumda bir hışırtı sesi işittim. Sanki bir şey benim ışığı tutmamdan rahatsız olup saklanmaya
ya da fark edilmemeye çalışıyor gibiydi. Hemen saate baktım. Ardından ağaçlık alanın kapısına doğru yöneldim. Bunu yaparken kim var orada diye birkaç kez arka arkaya seslendim. Feneri sesin geldiği noktadan ayırmıyordum, tıpkı gözlerim gibi. Defalarca kez seslenmeme rağmen yanıt alamadım. Daha öncesinde birkaç kez benzeri şeyler tekrarlanmış, daha doğrusu yaşanmıştı. Yaptığım kontrollerde bahçeye girmiş olan kedi, köpek ya da tilkiden başka bir şey karşıma çıkmamıştı. Önceki seferlerde yaşanan olaylarda da tıpkı şu anda yaptığım gibi temkinli davranarak hareket etmiştim. Her ne olursa olsun burası bana emanet edilmişti ve farklı bir şey yaşanması halinde suçlu olmasam bile bunun vicdan azabını yaşardım kendi içerimde. Çünkü emanete hıyanet etmek olmazdı. Gece bekçilik yaptığım için ruhsatı benim adıma olan patron tarafından alınmış çifte dediğimiz tüfeği de vardiya esnasında yanımdan ayırmazdım. Sadece hırsız değil, bir anda karşıma gelecek vahşi bir hayvanın da bana ne yapacağı belli olmayacağından tedbir amacıyla bunu yapmak zorundaydım. Birkaç kez fabrika yakınlarına gelmiş olan domuzları korkutup kaçırmak için bu tüfeği kullanmıştım. Herhangi bir yaban hayvanı, daha doğrusu av olabilecek bir hayvan varsa eğer, mutlaka çevrenizde onun da avcısı olurdu ya da onun peşine, kokusuna gelirdi. Bir yandan yürüyor, bir yandan sesleniyor, bir yandan da tüfeği atışa hazır hale getiriyordum. Sesin geldiği noktaya vardığımda hızla etrafa bakındım. Buraya gelene kadar yine bakınmıştım ama hiçbir şey görememiştim. Burada da bu durum değişmemişti. Küçük boyutlarda olan bir hayvanın bu sesi çıkarttığını düşünmeye başladım. Çünkü benim seslenip ışığı tuttuğum anda ses kesilmişti ve bir daha duymamıştım. Ne olur ne olmaz diyerek oranın içerisinde dolaşmaya devam edip bahçenin sınırına kadar yürüdüm. Ardından tüfeği topraklık bir alana doğrultup ateş ettim. Niyetim burada olduğumu hırsız varsa hırsıza, hırsız yoksa da hayvanlara duyurmaktı. Sesin dağlarda yankılanmasının ardından tüfekteki eksik mermiyi tamamlayıp devriyeye kaldığım yerden devam etmek için kapı tarafına yürüdüm. Kapıyı kapatıp devriyeye kaldığım yerden devam edip turu tamamladım ve kulübede olan suyumdan birkaç yudum alıp yeniden dolaşmak için devriyeye çıktım. Bu defa öncekine nazaran sesin geldiği yere doğru yaklaşırken daha sessiz şekilde hareket ettim. Sesi duyduğum noktaya geldiğim anda ise bu defa öncekinin birkaç katı yükseklikte olan hışırtı sesi duydum, ürpermeme sebep oldu. Kim var orada diye bağırıp kafamı çevirmemle sanki çimenlerin arasından birileri koşuyormuş gibi hışırtı sesi başladı ve bahçenin sınırında olan duvara kadar gitti. Kendime gelmem uzun sürmedi ve hızla ben de peşinden koştum. Bahçe duvarının oraya varmamla fenerle birlikte tuttuğum gibi tüfeği doğrultup bağırdım. Görünürde hiçbir şey yoktu. Bu da benim korkumu alttan alta tetikliyordu. Elimde silah var. Yapacağınız herhangi yanlış bir harekette gözümü kırpmadan ateş edeceğim, bunu bilin. Oyun oynayıp dalga geçiyorsanız bu işin şakası olmaz. Buna bir an evvel son verin diye gür bir şekilde bağırdım. Az evvel duyduğum sesi hangi insanlar ya da hangi hayvanlar yapıyorsa elimde silah olduğunun bilincinde olmamalarının da imkanı yoktu. Çünkü öncekinde ateş edip ses çıkarmıştım. 10-15 dakika boyunca orada oyalanıp etrafa dikkatle baksam da hiçbir şey görüp anlayamamıştım. Tam geri dönüp jandarmaya haber verip devriye atmalarını isteyeceğim sırada korkuyu iliklerime kadar hissedeceğim anlar başladı. İlk önce bahçenin dış tarafından küçük çocukların gülüşme sesleri geldi. Sesler normal çocuklarınki gibi insana sevimli gelmeyip tam aksine korkunçluklarından dolayı korkmama sebep oluyordu. Orada ben değil de o gülüşmeleri kim duyarsa duysun aynı şeyleri hissederdi.
Hızla geriye dönüp üfeyi doğrulttum, lakin hiçbir şey göremedim. Normalde köyde büyümüş ve civar köylerde yaşanan olayları duyarak bilgi sahibi olan biri olsam da insanın başına gelmesi bambaşka şeyler hissettiriyor insana. Geriye dönmemle sesler bıçak gibi kesilmişti, lakin ben geçmişte dinlediğim ne varsa aklıma getirmiştim. Bir yanım, burası şehirlik yer, burada böyle şeyler olmaz derken, diğer yanımsa, baksana, şehrin dışındasın, senin köyünden ne farkı var ki buranın diyerek beni tetikliyordu. Tüfeğin namlusunu aşağı doğru eğdiğim sırada, bu defa gülüşmeler ve kıkırdamaları birkaç metre gerimden duydum. Korkuyla sıçrayıp geriye döndüğüm gibi tetiğe asıldım. Bunu bilinçli yapmamış, korkunun getirdiği kas hareketleriyle istemsizce yapmıştım. Attığım mermi 5-6 metre kadar gerimde olan bir ağacın gövdesine isabet etmişti. Bu hareketim gülüşmelerin artarak çevremi sarmasına sebep olmuştu ve delirmişçesine hızlı hızlı hareketlerle fener ve tüfeği kullanarak çevremi kontrol etmeme sebep oluyordu. Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol dediğim anda iğrenç kahkahalar bir anda kesildi. Bunun olması çevremin cinler tarafından sarıldığından emin olmama sebep olmuştu. Hızlı hareketlerle bir o yana bir bu yana bakarken bir anda küçük fısıltılar işitmeye başladım. Bu fısıltılar gülüşmelerin sahibi olan çocukların arasında gibiydi. Çünkü konuşma tonları ve sesleri en fazla 5-6 yaşında olan çocuk seslerini andırıyordu. Yine bir umut diyerek çevremi sarmış olanların cin değil de çocuk olduklarını umarak, ''Bakın çocuklar, bu yaptığınız hiç hoş değil. Elimde silah var ve az evvel yaptığınız şeyden kaynaklı korkup ateş ettim. Sizlerden birine bu mermi isabet etseydi hiç iyi şeyler olmazdı. O yüzden yaptığınız şeye son verin diye ortalama bir tonda söylendim. Ben bunu söylesem de çevremi sarmış olan şeyler her neyse onların umurunda olmamıştı ve fısıltıların üzerine tekrardan gülüşmeler eklenmişti. Kendi etrafımda dönüp fısıltıların ne taraftan geldiğini anlamaya çalışsam da bunda başarılı olamıyordum. Nedenini ise çok kısa süre sonra fark edebildim. Ne tarafa dönersem ses döndüğüm tarafın tam aksi yönünde, yani arkamda kalıyordu. Kafamı çevirip hareket ettirdiğimde de bu durum değişmiyordu. Aradan çok zaman geçmeden sesler bana daha da yaklaştı. Sesin kaynağı değil de ses bana yaklaştı demek daha doğru olur. Nasıl desem, fısıltılar ve kıkırdamalar çevremden gelirken birden kafamın içerisine girmiş gibiydi. O an konuşulanların neden anlaşılmadığını anladım. Dilleri bizim konuştuğumuzdan oldukça farklıydı. O an neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama birden konuştuklarınızı anlamıyorum. Bizim dilimizle konuşun dedim. O an gülüşmeler daha da arttı. Beynimin içerisinde yankılanıp ağrı verdiği gibi fısıldamalar da yükselip anlaşılır bir hal aldı. Konuşma dilleri Türkçe'ye dönmüş olsa da kelime sıraları karışık, yani devrik cümleler şeklindeydi. O kadar hızlı konuşuyorlardı ki bir taraftan devrik cümleyi düzeltip anlamaya çalışırken diğer taraftan onları dinlemeye çalışıyordum. Bu da ne dediklerini hiçbir şekilde anlayamamama, anlayabilsem bile devamını anlamaya çalıştığım sırada öncesini unutmama sebep oluyordu. Başıma kahkahaları duyduğum andan itibaren bir ağrı girmişti ve bu sesleri kafamın içinde duymaya başladığım andan itibaren katlanarak artmıştı. Artık çatlarcasına ağrıyordu. Konuşmalardan anlayabildiğim, bir taraf bana yapılan şeyden keyif alırken çok az sayıya sahip olan diğer tarafsa bu yaptıklarının iyi olmayacağını, beni korkuttuklarını, hiçbir şeyden haberi olmayan normal bir insan olduğumu ve bunun doğru olmadığını söyledikleriydi. Ya da ben doğru dürüst anlayamadığım için kendimi avutma çabasıyla böyle bir fikre sahip olmuştum.
Bilmiyorum, tam emin değilim. Sesler giderek hızlanıyor ve konuşma şekli bir kavgaya dönüyordu. Bir anda büyük bir bağırış çağırış yaşandı. Ardındansa kahkaha atanların sayısı katlanarak arttı. O ana kadar akıl edemediğim şey o an aklıma geldi ya da beni düşünen taraf mı vesvese vererek bunu aklıma getirdi, inanın emin değilim ama dua okumak aklıma gelmişti. Yan tarafımda olan ağaca sırtımı yasladığım gibi ellerimi kaldırıp bütün bildiğim duaları okumaya başladım. Sübhaneke, Kevser, İhlas, Felak, Nas, Ayet-el Kürsü. Kısacası küçükken gittiğim Kur'an kursunda ilk öğretilenlerden başlayarak sonrasında kendi öğrendiklerime doğru devam edecektim. İlk üç dua gürültülerin daha da artmasına sebep olsa da Felak, Nas ve Ayet-el Kürsü onların acı çığlıklar atarak bağırışmalarına sebep olmuştu. Onların o sesleri benim başımın ağrısının daha da artmasına ve dizlerimin bağının çözülerek yere düşmeme sebep olmuştu. Önce dizlerimin üzerine, ardından da yana doğru devrilmiştim. Kafam toprakla buluştuğu sırada ben ezan okuyordum. Okuduğum ezanın sonuna geldiğimde birkaç saniye de olsa gözümün perdesi açılıp kapandı. Karşımda gerçekten de 5-6 yaşlarında çocuk boyuna sahip, belki de gerçekten çocuk olan ama görünüşleri çok çirkin ve korkunç olan cinler vardı, acıyla kıvranıp sağa sola koşuşturuyorlardı. Ezanın bitmesiyle ben de kendimden geçtim. Gözlerimi açtığımda ilk işim yerimden fırladığım gibi feneri etrafa tutmak, ardından da tüfeğin mermilerini kontrol etmek oldu. Her yer sakindi ve her şey olması gerektiği gibiydi. O ana kadar olanlar delicesine korkmama sebep olsa da kendime geldiğimde sakinleşmiştim. Ta ki kolumu kaldırıp saate bakana kadar. Saat 3:24 geçiyordu. O an kalbim göğüs kafesimi kırıp dışarı çıkmak istercesine çarpmaya başladı. Kalbimin atışını vücudumun her yerinden hissediyor, hatta kulaklarımla gümbürtüsünü duyabiliyordum. Orada ne yaşandıysa attığım devriye de dahil zaman durmuştu sanki. Buraya yeniden gelmiş olmam en az bir saat. Sonrasında ise yaşadıklarım 10-15 dakika kadar sürmüş olmalıydı. Ne kadar baygın kaldığımı saymıyorum bile. Kısacası ya ben hayal görmüş, rüya görmüştüm ya bana hayal gördürülmüştü ya da 2 saat kadar süren o an zaman mevhumundan dolayı sadece bir dakikanın içerisine sığmıştı. Her ne olduğunu anlayıp kavrayabilmem mümkün değildi. Hemen oradan ayrılıp kulübeme koştum ve susuzluktan kavrulmuş olan dilim ve damağımı su içerek birbirinden ayırdım. O gece bir daha o tarafa doğru devriye atmayıp sadece fabrikanın önünde bir o yana bir bu yana giderek dolandım. Sabah sağ salim bir şekilde vardiyamın bitmesiyle vardiya amirlerine bilgi verip oradan ayrıldığım gibi soluğu en yakın camide aldım. İmam efendi saatten dolayı camide değildi ama caminin yakınında olan dükkanlardan sorarak adresini öğrenip kapısını çaldım. Ona yaşadıklarımı anlatmamla bana tarif ettiği kahvehaneye gitmemi, onun da neler olduğunu öğrenebileceği birilerini arayıp bulduktan sonra yanıma geleceğini söyledi. Kahveye gidip bir çay söyledim ve onun gelişini beklemeye koyuldum. Çok geçmeden yanıma geldi ve bir arkadaşından numara aldığını, bu işlerle ilgilenen birini arayıp bilgi alacağımızı söyledi. Onun da çayının gelmesiyle telefonunu çıkardı, rehberdeki numarayı arayarak bana doğru uzattı. Telefonu açan kişiye başımdan geçenleri anlattım. Beni dinledikten sonra bazı bilgilerimi isteyip bakım yapacağını, işi bittiğinde bizi arayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Üçüncü bardak çayımızın gelmesiyle telefon çaldı. Telefon
benim önümde olduğu için aç bakalım diyerek çayını yudumladı. Arayan kişi gece o tarafta çocuk cinlerin bir cin düğününe giderken beni fark ettiklerini, benimle eğlenmek istediklerini, daha sonrasındaysa benim davranışlarımdan memnun kaldıkları için korkutmaya devam ettiklerini, lakin benimle uğraşmamalarını söyleyen birkaç cinin bana verdiği vesveseyle okuduğum duaların o çocukların canlarının yanmalarına sebep olduğunu, onlara iyi bir ders verdiğimi, çocukların durumu ailelerine farklı anlatarak benden intikam almak istediklerini, lakin hocanın vesvese veren cinin yardımıyla ailelere durumu anlattığını, bu sayede küçük cinlerin yeniden ceza alıp bir daha bana yaklaşmayacaklarına dair sözler vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Anlayacağınız büyük bir felaketten farkında olmadan kıl payı kurtulmuştum. O günden sonra hocanın tavsiyelerine uyarak hareket ettim ve bir daha ne o cinleri ne de başka cinleri duyup işittim. O gün bugündür hava karardığı anda dışarıdaysam eğer, sürekli olarak dua okuyarak yürüyorum. Çok şükür yeniden benzer bir olay yaşamadım. Rabbim sizleri de korusun, benzer olaylar yaşatmasın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere.